Öyle Öyle mi? diyeyim yani, öyle diyeyim yani. Gerçekten. Bir dernek üyesiyim ben. Ablam Fatma Özdemir şeylerden, asıl üyelerden. İşte ne diyelim, ablalarım çok güzel söylediler. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Hani dediniz ya az önce Hacer ablama, sabah kalktığınızda nasıl geliyorsunuz? Biz sabah saat 7'de derneğimize, tabii herkesin köyde ama iyi ama kötü bir evi var sonuçta. Benim annemin evi var mesela, gidiyoruz. Nasıl bak şimdi, 15 gün salça mı yapılacak? Başkanımız diyor ki yani abla, kızlar ayın işte 15'inde salça zamanı. Biz 15'ine kadar evimizde her düzenimizi ayarlıyoruz. Hiçbir eksik bırakmıyoruz. Yemeklerimizi yapıyoruz 4-5 çeşit. Her şeyimizi. Ki Ama adamlar ses çıkarmasın. evet. Evet. Çantalarımızı da hazırlıyoruz. Arabanın bagajına koyuyoruz. Tatile gider gibi bir salça yapmaya gidiyoruz. Sabah geliyoruz. Gençsem benim de belirli bir tabii işim var orada. Ablalarımın farklı işi var. Mesela onlar son kıvamına bakarlar. Bize biraz taşıttırıyorlar. Biraz genç olduğumuz Gençliğin için. Dezavantajı var değil mi? Evet. İş bölümü var. Bunu da evet, iş anlatır ne bölümü olur. var. Çok güzel. Tabii Evet. tabii. İşte yemek faslı olur öğlende. Hadi gençler bakalım bir çay yapın da birer çay içelim. Arkasından çok da keyifliyizdir. Kahveler gelir arkasından. Eyvah eyvah. Yani öyle iş yapıp da zevksiz iş yapılmıyor. Her türlü güzel bir şekilde her türlü şey zevkimizi yapıyoruz. Ondan hiç şeylik yok, ödül vermiyoruz yani. Arkasından da bir güzel salçalı köy ekmeği sürüp afiyetle yiyoruz. Ondan sonra onu eritmek için de salça Çok üretmeye başlıyorsun. çalışıyoruz. Maalesef. İş bölümü var. Teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. İş bölümü var. Demek ki bu olmazsa olmuyor. Herkesin bir salça üretiminde görevi var. Az önce dediniz ki bıçağı kapan geliyor. Kimi Tabii, işte tabii, domatesi tabii. kesiyor, kimi gençler taşıyor, diğerleri yapıyorlar. Bunlar belli periyotlarda mesela salça zamanı belli zamanlarda mı yapıyorsunuz? İşte tarhanayı belli zamanda turşuyu ki zaten böyle olması Şimdi gerekiyor aslında şöyle, ama. salçanın biliyorsunuz bir zamanı vardır. Sezon sonunda yapılır domates falan ucuzladığı zaman, uygun olduğu zaman. Şu anda halden alıyoruz domatesimizi, biberimizi ama inşallah ileriye doğru ben köyde organik olarak yetiştirip de tam kara gübreyle yetiştirip yapmayı düşünüyoruz. İnşallah onu da Valla başarırız. siz o köyü bence tüm dünyaya İnşallah duyuracaksınız. onu da baş. Organik Evet, tarımla. evet. Evet. İnşallah onu da başarırız diye düşünüyorum. Şimdi salçada herkes dediğimiz gibi işte bıçağını eline alan geliyor ama tabii ki onun bir kıvamı vardır salçanın. Tadı tuzu bilmem neyse hani o ölçülerini belirli bir kişi koyarsa karışmasın. Hani bir kazan çünkü tavalarca günde 10-15 tava salça kaynadığı oluyor. İşte biri attım der, biri atmadım der, biri tuzlu, biri tuzsuz olabilir. Onun Elbette. için işte onu bir kişi görev alıyor. İşte karıştıranlar, kıvamına bakan ayrı kişi, makineden geçirenler ayrı, doğrayanlar ayrı, herkesin ayrı bir görevi var. Arada servis yapan, hizmet edenlerin görevi ayrı. Özellikle biraz gençlerimize siz diyoruz güçlü kuvvetlisiniz. Taşımayı Taşıyı siz beni. taşımayı siz yapın diyoruz. Azıcık onlara biraz fazla iş veriyoruz galiba ama neyse bize Şimdi koymuyor diyorlar. yok zaten canla Neşe. başla yaptıkları o kadar belli ki bizim programımız görüntüye dayalı değil, sohbete dayalı bir program olduğu için aslında öyle bir programımız olsaydı izleyicilerimize gösterecektir. Şimdi köyün girişinde sizin derneğin kurulmasıyla birlikte fiziksel olarak da değişim var, öyle değil mi? Özellikle bu yaptığınız ürünleri sergilediğiniz standlar var. Onları anlatır mısınız bize? Onlara niye göre karar verdiniz ve nasıl yaptınız? Şimdi köyün yan tarafı boşluk, kıraç bir araziydi. Buradan köyümüzün muhtarına da teşekkür ediyorum Şeref abimize. Böyle bir boşluk bir arazi. Ben biraz da şeyden esinlendim, Cumalı Kızık'tan esinlendim. Bir misafirlerimizi götürmüştük. Demek ki 2001 yılında falandı. Çok hoşuma gitti. Yani herkes evini açmış, misafir ağırlıyorlar ve köyü tanıtıyorlar falan. Dedim ki bizim de bu kadar güzel bir köyümüz var, neden olmasın dedim. Şelalesiyle meşhur. Hem köyümüzün bayanlarını işte aktif hale getirmek. Orada o yeri görünce istedim. Dedim böyle böyle Şeref abi diye hitap ediyoruz abi diye. Burayı bize verir misiniz dedim. Tabii ki neden olmasın dedi. Ne yapacaksınız dedi. Dedim bir dernek kurup işte burada böyle böyle bir Cumalı Kızık örneği işte standlar yapıp daha düzenli bir şekilde biz bireysel değil de dernek yararına dernek olarak çalışırsak çok daha güzel birlik beraberliği sağlar düşüncesiyle dernek kurmaya karar verdik. Burada böyle bir çalışma yapmayı düşünüyoruz dedim. Tabii ki dedi ama dernek kurmak çok kolay değildir dedi.
Dedim biz inşallah kurarız, başarırız inşallah ve hakikaten niyetler iyi olunca inanın 20 günde dernek kurduk. Ve aradığımda arkadaş burada dernek kurarken lafın birinden birine geçiyorum ama lütfen. Arkadaşları ararken şöyle düşündüm. Biliyorsunuz mutlaka bir köylerde bir seçimlerde bir bölücülükler olur. Senin ailen, benim ailen. Ben burada şeye dikkat ettim daha çok. Lakaplarıyla anılırlar biliyorsunuz köylerde. Özellikle her sülaleden, her